Hayırlı akşamlar Bursa TV'nin değerli izleyicileri. Bir Doğru Yorum programıyla daha beraberiz. Bu hafta bir konuğumuz var, onur konuğumuz var. Avukat Veysel Aşkın da aramızda. Her zamanki gibi Avukat Ali Seyit Çakırel ve Veysel Aşkın'la beraberiz bu akşam. Üç konuyu bu akşam gündemimize aldık. Birisi, aslında bu konular her zaman biz günceli takip ediyoruz. Gündemden hiçbir zaman düşmeyen cemaatçilik, fetullahçılık üzerine bir konuşalım. Bir sosyoloji profesörü Mustafa Aydın'ın bir dergideki, Umran dergisindeki röportajından hareketle ben çok anlamlı buldum. Bunun bir kısmını yazılardan alıntılar yapıp konuklarımızın yorumlarını alacağız. Ondan sonra da Musul meselesi ve başkanlık tartışmalarını konuşacağız bu akşam, süremiz el verdiği ölçüde. Ben vakit kaybetmeme adına tekrar hoş geldiniz diyorum konuğa öncelikle. Teşekkür ediyorum. Ve bu cemaat, cemaatçilik, fetullahçılık kavramları üzerine Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Sayın Mustafa Aydın'ın Umran Dergisi'ndeki röportajı üzerinden konuklarımızda sıkmamak adına kısa altını çizdiğim yerleri de ne kadar zamanda, ne kadar kısalıkta okuyabilirim. İnşallah sıkmam. Öncelikle yani bu cemaat olgusu üzerine tartışmalar yürüyor. Ve bu tartışmalarda fetullahçılık üzerinden, fetullahçılığın FETÖ'ye evrilmesinden ve bir darbe girişimine ülkeyi maruz bırakmasından sonra bütün cemaatlere de yönelen ağır bir eleştiri, bunların hepsinin kökünün kazılması vesairesi, bunun üzerinden bir tartışma var. O yüzden de cemaat kavramını yani odak noktasını alıp bir zoom yapmak lazım. Yani gerçekten nedir? Yani hakikaten kökünün kazınması mı lazım? Yoksa yani zararsız hale, zararsız haliyle devam mı etmesi lazım? Nasıl? Bunun üzerine ben önemsediğim bu yazıdan bazı alıntılar yapmak istiyorum. Bunlar tabii öncelikle Fethullahçılık üzerine yazılmış. Cemaatin eksenine, cemaat kavramının eksenine. Aslında cemaat deyince bu darbe girişiminden de önce anlaşıldığı gibi cemaat deyince genel anlamda o kadar baskındı ki Gülen cemaati anlaşılıyordu. Bu yazı da onun üzerinden. Önce içinde bulunduğumuz modern kültür ortamında cemaat dönüşerek yeni bir anlam kazanmıştır. Sırf dini yaşama ve bir arınma yolu değil, dünyevi nüfus kazanma yoludur. Arka planda fiziksel olarak ne kadar güçlü olursan, Allah katında da o kadar değerli bir mümin olursun düşüncesi yatmaktadır ki bu yargı bir modern protestancı mantığın ürünüdür. Esasen bu biriken güç zamanla maddi kazanımlarına paralel olarak tabir caizse cemaatin manevi omurgasını çürütmekte, bu gücün kullanımını esas ama ilk amaca aykırı yeni hedefler üretmektedir. Yani İslam açısından cemaat şüphesiz önemlidir ama cemaatçilik sorunsuz değildir diye başlamış yazısına. Ve devam ediyor. Ben önemli gördüğüm yerlerden yine okuyacağım. Burada diyor, Gülencilik olarak nitelemeyi tercih ediyorum diyor ben bu yapıyı. Ve İslam dünyasında son birkaç yüzyıldır ortaya çıkan Babilik, Kadiyanilik, Bahailik ve Batini teşkilatlardan birisidir diyor. Ve bunların hepsinde olduğu gibi bu örgütün yapısı şu şekildedir diyor. Genel olarak 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptirler. En yukarıda örgütün yegane bilicisi imam vardır. O örgüt sırlarını en yakın görünürler, en yakınlarıyla bile paylaşmaz. Teşkilatın bir ikinci, üçüncü ve benzeri adamı yoktur. Kendini dinler üstü sayar ve hatta bütün dinleri yeni bir din potasında eritip birleştirebileceğine inanır. Yer itibarıyla İslam üzerinde duruyor gözükmesine rağmen en çok ıskaladığı din İslam'dır. Çünkü onu eleştirebilecek yegane din de İslam'dır. Baştaki dini lider kendini yanılmaz olarak gördüğü gibi müntesipleri de ona mutlak itaat eder. Çünkü babın yani Allah'a giden kapının
kendisine açık olduğuna ve Allah ile doğrudan görüştüğüne inanır. Fethullah bunu şimdilik ilan edemedi. Her işini şimdilik peygamberle görüşerek idare ediyor. Bu yani yazarın kendi şeyinden aktarıyorum. Fethullah diyor bunu yani Allah'la doğrudan görüştüğünü şimdilik ilan edemedi. Şimdilik her işini peygamberle görüşerek idare ediyor. Aslında bu sistemde imam peygamberden yukarıdadır. Çünkü peygamber Cebrail aracılığıyla görüşürken imam kapıdan girip Allah ile doğrudan görüşmektedir. Hedefe ulaşmak için her şey meşru ve mübahtır. Amacı için şiddet kullanmaktan, terörist eylemlerde bulunmaktan çekinmez. Bu önemli gördüğüm bir bölümdü. Diğer bir bölüm de Fethullahçılığın Türkiye'nin kuruluş ideolojisi Kemalizmle arası nasıl, onlar ilişkileri nasıl, onu incelediği bir bölüm var. Fethullahçılık ilişki kurduğu insanları mutlaka özel bir cemaat formatına dönüşmesini aramadı. Dava uğruna her şeyi mübah görmenin yanında inanç, ideoloji, düşünce, ahlaki yönden zaafı olan insanları da biat alıp öylece kullanmaya çalıştı. Mesela kanaatimce ordudaki Fethullahçı askerlerin önemli bir kısmı yine Kemalist, laik idi. Ateist bir yazar ateist olarak duruyordu. Hareket herkesin sakalına göre tarak veriyor. Erdoğan iktidarını bitirmek ve Amerika'ya kapı aralamak gibi bir ortak hedefte birleştiriyorlardı. Mesela Eyyamcı Altanlarla kendilerini dini duyarlı sayan FETÖ'cülerin başka ne ortak hedefleri olabilir ki? Diyor mesela. Yine sürekli bunların paralel bir devlet oluşturma çabasından bahsediliyor ve onun üzerinde duruluyor. Fakat Mustafa Aydın Hoca başka bir tehlikeye ve ondan daha önemli gördüğü bir tehlikeye dikkat çekiyor. Paralellik her yerdedir ve belki de en önemlilerinden birisi bir paralel dinin ortaya çıkmış olmasıdır. Fethullahçılık bir sapkın alternatif din anlayışı getirmiştir. Uzun zaman temizleyemeyeceğimiz bir dini kirlilik ortaya koymuştur. Bu sonuç bir batıni hareketin doğal sonucudur. Ne var ki devletteki paralellik tartışmaları bu noktayı hep gözden uzak tutmuştur. Paralel bir din de oluşturmuştur. Güzel söylüyor tabii de. Evet. Paralel devam edelim. Din, yorumlarınızı alacağım. Oluşurken bu arkadaşlarımız neredeydi? Onu da sormak lazım evet. Tabii. Yani. Siz soracaksınız herhalde evet, sonra. Evet. Ben genelde evet. Soran adamım yani. Evet. Şimdi bir de bu cemaatin yapısıyla alakalı yani bu örgütün yapısıyla alakalı bilgiler veriyor. En altta diyor sempatizan var, 7 kısımdan oluşur. Sempatizan, taraftar, teşkilat üyesi, teşkilat birimi başkanı, organizatör, lider kademelerinden oluşur. 7 kademeden oluşuyor. Hocanın kendi görüşüne göre baştan geniş 2 kesim, yani sempatizan ve taraftar kesim, açık bir suç görülmediği sürece potansiyel suçlu olarak cezalandırılmamalıdır. Çünkü bu kesim genel olarak bir toplumsal dokudur ve başka topluluklarla da ilişkilidir diyor. Ve böyle yazı devam ediyor. Ben bu yazıyla alakalı genel olarak Fethullahçılık, cemaat üzerine görüşlerinizi alayım. Önce konuğumuzdan başlayalım. Evet. Bir pozitif ayrımcılık yapmış olalım. Buyurun Veysel Bey. Şimdi o zaman epey uzun bir alıntı yaptınız hocanın evet. Makalesinden. Onların bazı kısımlarıyla ilgili önce belli tespitlerde bulunmak lazım belki. Veya var olan tespitlerin izahını kendi anladığımızı. Şimdi önce şunun bir netleşmesi lazım. Eskiden beri o Gülen grubu denilen grup, şimdi FETÖ dediğimiz yapı, o kadar etkin, baskın ve pek çok yönüyle destekçileri vardı ki, cemaat denilince sadece onlar akla geliyordu. Evet. Neticede evrildikleri nokta itibariyle bakıldığı zaman da, bizim İslam kültüründe son derece önemli ve zorunlu bir yeri olan hatta cemaat kavramının içini boşaltmak suretiyle bütün diğer cemaatleri de sanki kendilerinin
yolundan giden birileriymiş gibi. Şu aşamada öyle bir şey var. Propaganda yapılıyor aynı zamanda. Sanki diğerleri de bir adım, üç adım, beş adım sonra FETÖ tarzı bir yapılanmaya dönüşeceklermiş gibi bir tehdit algısı topluma pompalanıyor. Yani bu şimdi tehdit bütün, algısı bütün hepsinin bütün kökün şey mi? Yani haksız mı ya da yok, bu hepsinin kökünün kazınması falan filan. Bunu dillendirenlere baktığımız zaman, ağırlıklı olarak dillendirenlere baktığımız zaman bir kısım 28 Şubat artı doğrudan aslında İslam'la problemli olan kesimlerden geldiğini görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi... Özür dilerim. İslam'la problemli kesimlerden gelmiş olması haklı eleştirileri almayacağımız anlamına gelmez, değil mi? O anlama gelmiyor. Ancak bazıları doğrudan İslam'a karşıyız diyemedikleri zaman, eskiden nasıl ki irtica vesaire diye tarif ettikleri, büyük bir kesimin tarif ettikleri kısım doğrudan İslam ise, benim kendi algılamam bu da, şimdi de doğrudan biz zaten eskiden beri çok sevmediğimiz bir anlayışın içerisinden böyle bir şey çıktıysa diye vur abalıya tarzında herkese, bütün muhafazakar kesime yükleniyorlar. Bunun bir vesilesi yaptılar buna. Birincisi bu. İkincisi, tabii sadece bu yapıyla ilgili değil, cemaatlerin Türkiye'de bir takım tarikat yapılanmalarının falan kendi içerisinde aslında kendi varlık sebepleriyle de çelişen, kendi varlık sebeplerini kemiren bir takım sıkıntıları var. Mesela burada atıfta bulunduğu, yani dikkat çektiği en önemli sıkıntılarından bir tanesi, bunların işte eğitim, ticaret vesaire alanlara bulaşarak bir nevi dünyevi, dünyalık elde etmesi. Böyle dünyada ne kadar güçlü olursan Allah tarafından da o kadar sevilirsin anlayışı çürümeye yol açtı diyor mesela. Şöyle bir, şöyle bir sıkıntı var. Biz öldüğünüzde geri bıraktığınız, geride kalan şeyleriniz bir yolcunun azı kadar olsun diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için Müslümanın gücü, kendisine atfettiği güç, ekonomik güç falan değildir. Önce onu bir netleştirmemiz lazım. Yani kapitalizmin her türlü imkanını tepe tepe kullanmak ve bunu Müslüman güçlü olmalıdır diye yutturmak artık çok fazla da prim yapmıyor. Bir bu. İkincisi, cemaat ve cemaatçilik. Hani 28 Şubat döneminde Nur Vergin'in laiklik ve laikçilik diye çok uzun yıllar tartışılan son derece mükemmel bir tespiti vardı. Cemaat ve cemaatçilik tarzında böyle bir ayrımı bizim sosyologlarımız geniş, detaylı bir şekilde irdelerler inşallah. Bir başka husus da şu, şimdi Müslüman güçlü olmalı diyor ya, Cenab-ı Allah güçlü olanı sever. Cenab-ı Allah güçlü olan değil de ihlaslı olanı sever. Yani samimiyeti güçlü olanı, inancı güçlü olanı, Allah inancı güçlü olanı. İhlaslı olanı sever, karşılıksız yapılanı sever. Yatırım maksadıyla yapılmayanı sever. Hani Mevlana diyor ya, tuzağa saçılan yemler cömertlik değildir diyor. Şimdi biz maalesef neredeyse zekatı ve fitreyi bile bir yatırım aracı olarak, bilahare bir şekilde ekonomik dönüşümü olacağı beklentisiyle veren bir topluma dönüştük. Bunu özelden genele pek çok şeye tahmil edebiliriz. Şimdi bizim cemaatlerimiz veya bizde cemaat denilen yapıların ciddi bir kısmı ticarete bulaşıyorlar, siyasete bulaşıyorlar. O saatten sonra siyasetle bağlantı kurup içli dışlı olduktan sonra, ciddi manada kurumsal bir yapı haline geldikten sonra, o yapıya zarar gelmesin diye doğruyu söylemekten ve doğru ameli işlemekten imtina eder hale geliyorlar. O saatten sonra araçlar amaç haline geliyor ve kendi içinde bir çürüme başlıyor. Varlık sebepleri ortadan kalkıyor.
Varlık sebepleri neydi? Tuğlu emel, işte gıybet gibi, kalbi hastalıkların tedavisiydi. Yani insanın şahsiyetinin gelişmesi. Kişiliğinin gelişmesi, oturması ve terbiye ederken öncelikle kendisinin terbiye edilmesini anlaması. Kendisine karşı daha katı, başkasına karşı daha müsamahakar olması. Yani bizim yaptığımızın tersi. Şimdi bunların varlık sebebi bu iken, ticaret ve siyasetle aşırı içli dışlı oldukları zaman, bu sefer protokol başlıyor. Bu sefer ekonomik yönden daha fazla katkısı olanın daha çok itibar gördüğü bir ortam başlıyor. Her yapının bir kendine göre ayrı bir protokol ve hiyerarşik yapısı başlıyor. Oysa bütün hiyerarşik yapılara, hiyerarşik yapıları reddeden bir dindir bizim dinimiz. Üstelik de o tarikatlar, cemaatler de tam bu hiyerarşiyi kaldırıp Allah indinde... Yani... Onun için varlık sebepleri ortadan kalkan, varlık sebeplerini ortadan kaldıran bir farklı... Cemaat desen cemaat değil, tarikat desen tarikat değil. Buna benzer bir nasıl tanımlayacağını anlayan yani. Görünüm arz ediyor. Oysa İslam'ın ilk yıllarında Roma İmparatoru Mısır valisini diyor, orada bir şahıs çıkmış peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Git bir gözlemle ve bize rapor et diyor. Vali gidiyor. Medine'de bir müddet kalıyor, geri geliyor. Mektubunda diyor ki, onların soyluları ve soysuzları arasında bir fark yok. Fakirleri ve zenginleri aynı ortamdalar. Kralları da diyor Peygamber Efendimiz için. Aralarından biri gibi. Şimdi bizim burada sıradan bir sivil toplum kuruluşu dediğimiz, ufak tefek dernek, vakıf vesairelerin bile ciddi bir kısmında eğer ihlasa göre bir hiyerarşi değil de ekonomik imkanlara göre, makama göre, mekana göre, imkana göre bir hiyerarşik yapı oluşursa bu sefer bunların varlık sebebi ortadan kalkmış oluyor ve çürüme başlıyor. Burada ne diyorlar? Kozmetik kişilik diye bir tanım var. Kozmetik. İyi tiyatrocuların, iyi rolünü yapanların daha makbul olduğu, işte o hocanın tespitin gibi daha güçlü, ekonomik manada daha güçlü, siyasi manada daha güçlü, bürokratik manada daha güçlü olanların daha çok saygı değer olduğu bir protokol oluşturuluyor. O İslam'ın varlık sebebine de aykırı, tasavvufun varlık sebebine de aykırı, cemaat olmanın varlık sebebine de aykırı. Evet. Burada tabi paralel din diyor, onu ben aşağı yukarı 5-6 aydır dillendiriyorum. Bir arkadaşımızın tespiti, kimi ben işte MIT operasyonunu gördüğüm zaman ayıktım diyor, kimi paralel devleti gördüğüm zaman ayıktım diyor, kimi İşte bir takım İslam'ın yasakladığı şeylere cevaz verildiğini gördüğüm zaman ayıktım diyor falan. Burada kimse paralel din oluştu diye ayrılmıyor. Hatta İslam'ın tebliğini, devlet Türkçe tebliğden çok daha zayıf, çok daha arka plana aldıkları için ben bunlardan rahatsız oldum diyen yok. Yani siyaseten karşısına, yani devletin ya da mevcut hükümetin siyasetinin karşısına açıkça düştüğünde ayıktım demeye çalışıyor insanlar. Yani açıkça devlette kılıç çektiği zaman, açıkça dine, açıkça İslam'a, açıkça Allah'a karşı çıktığı zaman kimse ayıkmıyor. Şimdi burada fert fert her birimizin vatandaş olarak bizden siyaset kurumunun en üstüne kadar herkesin sorumluluğu olduğu gibi Diyanet işlerinin temel sorumluluklardan bir tanesi böyle İslam'ın temel farzlarına, temel naslarına aykırı bir takım şeyler söyleniyor ve bunlar zımni olarak kabul ediliyor. Oysa bunlara itiraz edilip ta vaktiyle İslam neyi emrediyor ve burada neler söyleniyor? Bunların hangisi uygun, hangisi aykırı? Bunların
ifade edilmesi lazımdı. Yazılı hale getirilmesi lazım. Topluma deklare edilmesi lazımdı. Bunlar yapılmadı. Bir arkadaş diyor ki, eskiden cemaat yapısı içerisinde olan bir arkadaş, bize derlerdi ki, işte birden bir kere hacca gittin, o kadar, bir daha gidilmez. İşte umreye gitmek falan, bunlar israftır, hizmete vermek lazım oraya gideceğin parayı derlerdi. Hizmetin bu yazıda bir garnitür olduğunu da söylüyor. Yani hizmet bir garnitür diyor hizmet. Burada hizmete yapılan katkı farzlar üstü farzdı derlerdi diyor. Ben dedim ki ya bu itikaden sıkıntılı bir şey. Farzlar üstü farzdı. Biz o zaman şöyle anlıyorduk. Şimdi daha farklı anlıyorum diyor. Farzlar üstü farz. İşte bu yapılırsa bütün diğer farzların da rahat yapılabilmesinin zemini hazırlanır diye anlıyordum ben diyor. O tarihlerde. Sonradan biz de ayıkmaya başladık diyor. Farzlar üstü farz. Biraz önce dediğiniz o silsileyle değerlendirildiği zaman yeni bir icat, yeni bir kişinin içtihadıyla oluşturulan yeni farzlar oluşmuş oluyor. Ve buna pek kimsenin bu 17-25 Aralık tarihine kadar yüksek sesle, sınırlı sayıda sesi duyulmayan kıyıda köşede bir kısım insanların dışında itiraz ettiğini de maalesef duymadık. Bu manada her birimizin kendi kendini sorgulaması lazım. Bu noktada Ali Bey'e dönelim. Ali abi şimdi burada amaca giden her yol mübahtır. Bir çeşit makyabelist bir anlayış içinde olduklarını bu anlamda her türlü takiyeciliğe de cevaz verdiklerini, içki ve işte burada insan söylemekten haya ediyor ama zinaya kadar bunları yapabilirsiniz yani gerektiğinde filan gibi şeyler ve bu yapının aslında bir değil bir sivil toplum örgütü olması, hükümete, mevcut otoriteye karşı durması falan tam tersine faşist bir karakter arz ettiğini, bunun da en belli başlı göstergelerinden birisi 28 Şubat sürecinde o darbenin yanında yer almalarını, hatta şu andaki bazı iddialara göre de 28 Şubat'ın planlayıcılar arasında yer aldıklarını söylüyor. Yani bozulduğunda nereye kadar varabileceğini işte burada örneklerle dile getiriyor. Siz bu konularda neler söylemek istersiniz? Ya tabii şimdi bu konu çok tartışılıyor. Şimdi birinci sorumlusu Türkiye'de prof, doçent, doktor titri alan ilahiyatçılar olmak üzere, diyanet olmak üzere, okur yazar sınıflandırabildiğin kadar sınıflandır. Bunların vebali var. Niye bunların vebali var? Çünkü bunlar kendilerini din eğitimi almış ve bu konuda yetkin kişiler olduğunu söyleyen insanların toplum hayatımızda çok fazla böyle gerçekleri konuşup, doğruları konuşup toplumu bilinçlendirmek yerine duruma uygun olanı konuşmayı tercih etmişlerdir. Yıllarca ben gençliğimden beri, çocukluğumdan beri okumaya meraklı bir insanım. Bu Türkiye'nin bir hastalığıdır yani. Bu ilmi hastalığıdır. 20-25 yıl önce Bursa'da bir grup arkadaşımızla bir dergi çıkarıyorduk, Erguvan diye. Şimdi bir anımı anlatayım da bu şeyle bu bağlamak istiyorum. Bir ilahiyatçı hocaya da orada yazı yazıyordu bizim dergide. Ara sıra yazısını yayınlıyordum. Biraz aykırı ve sorgulayan bir ilahiyatçıydı bu. Ve bu bir tarafa toplumdaki diğer ilahiyatçılar da bunun karşısında genellikle. Evet. Bu Yaşar Nuri Öztürk değil yalnız. İsmini söyleyeyim, Hüseyin Atay Hoca. Hüseyin Atay Hoca'nın yazılarından rahatsız olanlar oluyordu. Bir gün böyle yine kalabalık bir grupta 4-5 tane de ilahiyat profesörünün olduğu bir ortamda. O ilahiyat profesörüne dedim ya hocam bu Hüseyin Atay Hoca'nın dediğine ne diyorsunuz dedim. Hepsi şu cevabı verdi. Ben o günden beri bu şeylerin, bunların sözlerine çok itibar etmiyorum. Yani bu bilim adamı Necip Fazıl'ın şeyine de atıf yapmak istemiyorum ama ya Ali'ciğim doğru söylüyor ama her doğru da her yerde söylenmiyor dedi. Ben tabii dondum kaldım. Siz ilim adamısınız dedim hocam.
kelleniz gitse de doğruyu konuşmanız gerekmez mi? Ne demek bunlar doğrudur ama her doğru her yerde söylenmez. Sen evet. Siyasetçi misin be arkadaş? Şimdi bizim temel meselemiz bir kere buradan başlıyor. Şimdi bu cemaat nereden çıktı? Cemaat kültürü nereden geldi? Sosyolojik manada bunların varlık sebebi nedir? Niçin varlar? İslam coğrafyasında bunların için böyle ortaya çıkıyor. Şimdi baktığında aslında 21. yüzyıla girdiğinizde modern toplumlarda bunların aslında azalması gittikçe sıfıra yakın tükenmesi gerekirken maalesef toplum modernleşiyor ama kültür sanki aynı oranda aşağı iniyor gibi. Şimdi cemaatler Osmanlı'da kullanılma anlamı Osmanlı'daki azınlıklar için kullanılırdı cemaat şeyi kelimesi. Yani Osmanlı'da cemaat... Lozan Anlaşması'nda da öyledir. Yani mesela cemaat kavramı tabii, gayrimüslimleri ifade etmek için. Tabii yani o imparatorluk döneminde gayrimüslüman olmayanları diyelim. Yani bu farklı dinlerden olanların işte Ermeni cemaati, Musevi cemaati gibi bu şekilde isimlendirilirdi. Yani İslam toplumunda cemaat kavramı kullanılmıyordu. Niye kullanılmıyordu? Çünkü orada cemaat şu anlamdaydı, bir dini, farklı bir dini topluluk anlamında idi. Fakat Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde belki bu şekilde bir işte sosyolojik gelişme sonucu, adeta devletin Müslümanlar ve dinle olan ilişkilerinde yarattığı sakatlıklar yüzünden, Türkiye'de Müslümanlar da adeta kendilerini azınlık hissetti. Evet, Osmanlı toplumundaki olduğu gibi kendilerini azınlık hissettiler. Belki de bu azınlık hissi ve psikolojisi içerisinde de devletle olan ilişkilerinde bir kapanma ve bir kendini koruma içgüdüsüyle kendilerini cemaat olarak adlandırmaya başladılar. Şimdi tam burada bir şey sorabilir miyim abi? Yani teyiden. Şimdi bu Kemalist çevrelerden işte az önce söylediğimiz gibi bunların kökü kazınmalı yoksa topunun kökü kazınmalı yoksa her birisi güçlendiğinde her birisi bir FETÖ olacak şeyini söylüyorlar ve hakikaten birçok insanda da Müslümanların arasında da bu karşılık buluyor. Halbuki bu devletin kuruluş aşamasında temelleri atılırken dine bu yabancılaşma, dinden uzaklaşma insanları orada müthiş bir boşluk oluştu. İnsan o boşlukları doldurmak için bu şeylere yapıştı. Bu kendi hatalarını, kendi şeylerini görmüyorlar. Gözden hani uzaklaştırıyorlar. Uzun dönemde yer altında kaldı. Yani, şimdi oraya geleceğim. Yani burada sıkıntıyı devlet yarattı. Yani devletin zaten sivrisinekler bataklıklarda ürer. Şimdi sosyolojik manada insanların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Yani vatandaşlarınız eğer açsa sizden iş ve aş isterler. Evet. Yani bu senin devlet olarak bunu sağlayacak en azından ortamı temin edeceksin. Bir de insanların inanç dünyası, hani din, vicdan özgürlüğü diyoruz ya, düşünce özgürlüğü. Bir de insanların inanç dünyasına müdahil olarak resmi bir din yaratma hevesine girmeyeceksiniz. Şimdi bugün Türkiye'de, şu gün ekranlarda sorsak, herkes şunu söylüyor. Ya Diyanet İşleri Başkanlığı atıyorum, işte devlete bağlı bir kurumdur. Camilerde imamlar var, dini de anlatıyorlar ama bunlar devletin resmi ideolojisi dışında çok fazla da bir şey söyleyemezler. Bizim temel bir Müslümanın temel ihtiyaçları, bugünkü rejim veya devletin o istediği sistemin dışında bir kısım cevaplar verebilir. Bir kısım gereklilikler ortaya koyabilir. Bunlar yerine gelmediği için işte bu alanları kullanıyorlar. Biz yıllarca işte dinini insanlar gidip merdiven altı, hani iktisatta merdiven altı imalatlar vardı ya, merdiven altı cemaatler, imamlardan öğrendiler. Devletin din konusunda vatandaşın önünü açması, onların bu ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlayacak ortamı yaratmadı. Bence yani en azından nötr kalsaydı Cumhuriyet döneminde bu cemaatlerin
ortaya çıkışında en büyük kusur birinci derecede devletindir. Şimdi burada tarikatları ayrıca incelemek lazım. Benim bu konudaki görüşüm farklıdır. Tarikatlar cemaatlerle aynı değildir. Tarikatlar İslam'ın ilk indiği, vahyin ilk indiği andan itibaren bu konuda kendilerini işte bir kısım şeylere adayan ilim ve şey irfan merkezleridir. Oralarda insanlar ve Müslümanlar, insanlar başka şeyler bulurlar. Bunu başka bir zaman belki ayrıca konuşmak lazım. Orada belki de tasavvufla tarikatların uygulama hatalarını da birbirinden ayırt etmek lazım. Tabii o da ayrı. Yani tasavvufla dediğin bunlar bunu da cemaatle karıştırmamak lazım. Yani bugün genellikle insanlar cemaat kavramını kullanırken bunun yanına tarikatları da sokuyorlar. Bu tarikatların son yıllarına da bakmak lazım. Ya yani Türkiye'de 16. 17. yüzyıldan sonraki tarikatların gelişmeleri ve bir kısım tarikatların kurulması, kurucuları, bunların da ayrıca incelenmesi lazım. Tarikatları bundan ayırmamız lazım. Cemaatçilik, şimdi basit bir şeyle söylüyorum. Ben bunu toplumda çok şunu duyuyoruz. Biz İslam'da biraz önce Veysel'in dediği gibi biz evet Roma imparatoru söylediğinde vali gidiyor Medine'ye. Hatta Hazreti Peygamber'i anlayamıyor kim filan, herkes orada oturuyor. Hatırlarsan hikayede soruyor filan. Cemaatin içinden biri çıkıyor. Yani elbisesi aynı bilmem neye şaşırıyor adam. Şimdi bizde sınıf yoktur. Efendim bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir durum. Bu cemaatin kabul edilemezliğinin bir şeyidir. Şu soruyu Müslümanlar sormuyor. Ben bunu bazen soruyordum. Yıllardır soruyordum. Cemaatten olanlara soruyordum. Diyordum ki ya arkadaş siz İslam'ı tebliğ ediyorsunuz. Onu diyor. Yani Müslüman İslam'ı tebliğ eder. Bu Müslüman üzerine farzdır. Tamam, güzel. Peki ticaretle niye uğraşıyorsunuz? Televizyon, gazete, ticaret, işte ne bileyim baksana şu sanayi, bu sanayi, holding. Şu iş, holdingler, hepsini geçtik. Bankayla, faizle peki nasıl, bunu kendinizle nasıl izah ediyorsunuz? Biraz önce o hocanın tespitleri var ya, bunlar tabii doğrudan Allah'la peygamberi de atlayarak konuştukları için oradan herhalde icazet alıyorlar. Müslümanlar da sorgulamıyor. Şimdi bazen bize işte bu gibi soru, ya Ali'cim ama işte bazı ayetler var ki bunları herkes anlayamaz. İşte bunlar bir kısmı işte açık ve anlaşılabilir, bir kısmı ise müteşabih ayetlerdir. Bunları herkes şimdi burada anlayamaz. Bu yazıyı tabii uzun olduğu için şey yapamadık. Burada üstünlük takvadadır. Nereye koyacağız? Bir de şu var. Evet. Yani bazı ayetler değil, bütün ayetlere karşı bir duruş var burada. Diyor ki yani Kur'an'ı referans alan İslam'a en fazla alerji duydukları şey Kur'an'ı referans tabii, alan İslam'dır. Tabii çünkü onlar çünkü kendi tahrip ettikleri ve İsevili, Musevili hepsini her cümerc edip bir tabii. Yepyeni bir din ortaya çıkarma ya gayreti. Ben fetva makamı değilim ama bunların İslam'la ilişkilerini sorgulamak lazım. Bırakın bu kadar iddialı söylüyorum ve onlara şunu soruyorum. Ya Allah aşkına 1500-1400 sene önce televizyonun olmadığı, telefonun olmadığı, efendime söyleyeyim bilgisayarın olmadığı, iletişimin olmadığı, gazeteciliğin olmadığı, bir yayın evinin, matbaanın olmadığı bir dünyada insanlar gelen vahiy anlıyor da bugün hemen hemen okuma oranının işte %99 olduğu, her kaynağa ulaşabildiğin, her dile tercüme edebildiğin her dili, her eseri, her kitabı insanlar mı Kur'an'ı anlamayacak? Bu doğrudan doğruya Kur'an'a karşı bir şeydir, harekettir. Kur'an'ı reddetmektir ya. Böyle bir şey olabilir Kur'an mi yani? Kur'an şöyle bir topluma yani inmiş. Gelmiş kertenkele elinde bir şey işte tebliğ ediyor peygamberimiz. Allah'a inanmış dedi. Diyor ki bu kertenkele Allah'a inanır ve sana söylerse ben de inandım derse ben de inanırım. Yani bu cehaletteki bir topluma geliyor ve o insanlar bunları anlıyorlar ve Müslüman tamam oluyorlar. Evet. Ama bu 21. yüzyılda anlamıyorlar. Hep böyle kullandılar. Şimdi vakit ilerliyor. Şimdi geldik. Şunu da söyleyeyim bitirelim ben evet. Şeyimi. Toplum artık 21. yüzyılda özellikle dinini kendisi ulaşabileceği her kaynak var. Artık cemaatlerden ziyade yurttaş olma,
yurttaşlık bilincini geliştirmek zorunda. Din ile devlet işlerinin de Türkiye'de maalesef düzenlenmesi ve devletin bu kemalist ideolojinin baskılarından çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Din yani karşıtı konumdan. Din karşıtı konumdan çıkarılması gerekir. Yani tabii böyle şey olmaz yani. Stephen Kinzer var. New York Times'ın eski Türkiye temsilciliğini de yaptı. Türkiye'de kemalistler diyor. İslam'ı tamamıyla reddedince o boşluğu yeni bir dinle doldurmak istediler. Evet. Bunun adına da kemalizm diyorlar. Ondan dolayı çok abuk sabuk şeyler yapmaya başladılar diyor. Kemalizm ile İslam'ı çatışır hale getirdiler. Yani biri onun boşluğunu onu tamamen toplum hayatından çıkardığı için evet. onun yerine idame edecekleri evet. bir evet. din gibi öyle bir algıladılar. Evet. Ve hala maalesef. Da kendine göre belki samimi olarak buna inanan gelişmişliğin önünde engel gördükleri için tabii bizi bu geri bıraktı düşünce. O batı tipi aydınlar İttihat Terakki o dönemde İttihat Terakki Jön Türklerden başlayın gelin. Onlardaki şu düşünce vardı. Bizim geri kalma sebebimiz, bu hale gelme sebebimiz İslam'dır. Hatta geçen gün yine birisi paylaşmış Kazım Karabekir'in anılarından mecliste bu konudaki tartışmalar çok ciddi. Yani din hanesine açıkça Hristiyanlık yazdırmayı teklif eden milletvekilleri meşhur Bakan Mahmut Esat Bozkurt da bunlardan bir tanesidir. Yani. Şimdi olabilir Hristiyansa, evet, ben evet. adam Hristiyansa açıkça yazdırabilmesi lazım. Yok yok o öyle değil. Mecliste bir vekil Türk milletinin geri kalma sebebi budur. Türk milleti Hristiyan olursa evet. kalkınabilir gibi. Şimdi yani özet olarak söylüyorum. Şimdi geldik dayandık işte ifrat tefrit meselesine. Şimdi bir cemaat saptı, amacından saptı. Veysel Bey uzun uzun amacının ne olduğunu ve sapması halinde neler olabileceğini söyledi. Ondan sonra da çözüm olarak şimdi birisi ifrat yaptı, çözüm olarak da tefrit. Yani tamamını yok ederim. Tamamını ortadan kaldıralım. Bu toptancı yaklaşımdan herhalde kurtulmamız lazım. Yani bunun... burada şimdi, yine demin dediğim hassasiyetlerle sahip çıkmak da doğru değil. Bakın şimdi şu kendine cemaat diye adlandıranların aynı bu cemaatin, tehlikeli hale gelen bu cemaatin 20-30 yıl önceki halini düşünün. Bugün gibiydi. Yani burada biraz da böyle halen işte o kandırıldım diyen arkadaşların birçok iktidar mensuplarının ya bunlar camiye gidiyor, alnı secdeye giden insanlardan zarar gelmez duygusundan da kurtulmamız lazım. Şimdi ilk cemaati ya sen hayır işleyeceksen bu İslam'da çok güzel bir müessese var, vakıf var. Vakfedersin bir kısım şeyleri ve vakfettiğin eşyalarla, maddi varlıklarla da senin o amaçladığın şeyler gerçekleşebilir. Bunlar yine cemaat adı altında başlamışlar ticarete, işte bilmem ne ya, ticaret haneleri iflas ediyor, paralar gidiyor, bilmem ne diyor. Ya aleni açık şirket kur, kar amacı güden bir şirket kur, orada ne yapacaksa ya, ortaklık yap. Orada yalnız ama, şöyle de bir şey var abi, şimdi bu... Yorumların büyük bir kısmında bu cemaatler falan derken mevcut bizim anladığımız ve gördüğümüz cemaat ile tarikatlar, vakıflar bunları aralarındaki farkı bilmeyen yorumcular çoğu bunların tamamını kastederek cemaat evet. diyorlar. Tamamını kökü. Hissettiğim için tabii. demin cümlem var. Şimdi bu şey çok farklı. Cemaatle şimdi, bizim şimdi evet. kökü kazınmalı evet. diyenlerin büyük bir kısmı aradaki farkı bilmiyor. Oysa evet. arada o kadar açık, çok bariz ve siyahla beyaz arasındaki fark kadar. O kadar bariz fark var ki hiç birbirine benzemiyor bunlar. Evet. Birincisi bu. Şimdi ben sorum şu olacaktı. Sorumu tamamlayayım da onun üzerinden konuşalım. Orunda soruma da cevap vermek zorunda da değilsiniz. Ayrıca kendi istediğinizde sorun. Yok canım biliyorsak vereceğiz. Evet, ya da bilmiyorsak önceden şimdi, söyleseydin çalardık cevapları. Evet, yani şimdi geldik dayandık. Yani bu sapkın cemaatçilik anlayışının ülkemizi getirdiği, hatta ülkemizi değil bölgemizi topyekün İslam'ı getirdiği şey ortada. Sadece bu yazıda yine Mustafa Aydın Hoca dikkat çekiyor. Evet. Sadece Türkiye'ye has hastalıklar da değil bu. Diğer İslam ülkelerinde de, İslam ülkelerini tabir ettiğimiz coğrafyalarda da benzer hastalıklar var ve benzer sonuçlar üretiyorlar. O zaman
Bunlardan kurtulmanın, bunlarla mücadele etmenin yolları nedir? Yani biz ne yapmalıyız ki bir daha böyle ağır sonuçlarla karşılaşmayalım? Yani insanlar birey olarak ne yapmalı? Biz devlet olarak, hükümet olarak ne yapmalıyız? Yani bunlar üzerinde biraz konuşursak herhalde daha yararlı olur. Sonuca odaklı gitmiş olur. Ya devletin, basit bir şey söylüyorum. Hepimiz üniversite okuduk. Öğrencilik ilahiye. Şimdi geçen gün, ismini burada söylememe mahsur yok, Sakarya'da çocuğu okuyan Erdal Alkan isminde, muhtemelen tanırsın, bir kardeşimi, bir arkadaşım büroma geldi. Kızı Sakarya'da üniversiteye giderken orada nasıl zor şartlarla kaldığını, yurt ararken nelerle karşılaştığını anlattı. Ve bir tane de zor şartlarla Tokat'tan gelmiş bir kız, fakir aile çocuğu, ayda 500 lira veremeyecek çocukta durumun, çocuğun durumunu anlatırken Erdal'ın gözlerinden yaşlar boşaldı. Şimdi insanın vicdanı sızlıyor. Bir ülke düşünün, bir devlet düşünün. Her şeye para buluyorsun ama üniversitedeki çocuklara aylık barınma ve yeme ihtiyacını karşılayamıyorsun. Böyle bir sosyal devlet olmaz. Evet, ücretiyle bile. Ücretiyle. Şimdi Türkiye şunu yapmalı. Ben şimdi o cemaat, işte bunu biraz önce söylerken onu kastettim. Ya kardeşim vakfet. Ama o vakfetmiyorsa devlet ne yapacak? Üniversitede isteyen herkes, zengin çocuklar istemeyecektir bunu. İsteyen her çocuğa barınma ve günde en az karnını rahatlıkla doyurabileceği bir yemek ihtiyacını karşılamalıdır ücretsiz. Devlet bunu yapmalıdır. Bu cemaatler veya kendini Müslüman olarak bunları duyan, vicdanı sızlayan Müslümanlar da zekatını, fitresini, bunları da devletin veya kuracakları sosyal bir fonlara, sosyal bir yapıya bırakmalı ve bunlar da oraya aktarılmalı. Ama bu devlet bunu yapmak zorunda. Şimdi devlet yapmayınca diyor ki gittik orada yurtlara, bir yurda gittik cemaatin yurdu. Baktım diyor, vermek istemedim çocuğumu. Yani cemaat biraz bilen bir, yapısını bilen bir arkadaş. Öbür tarafa gittik, birisi diyor, tamamen işi ticarete çevirmiş, böyle vicdansız bir adam diyor. Ve o çocuğa en son diyor, bir tane bir yerde bir yer yatağı bulduk, kızımı yanına yere attık diyor işte bir küçük yerde. Yani anlatılmaz bir durum. Şimdi bu basit bir şey. Şimdi biz şunu biliyoruz ki bu cemaatin, öğrenci yurtlarında devşirdiği binlerce çocuk var. Evlerde devşirdiği binlerce çocuk. Basit bir şey. İki, işte dedik ya biz dinimizi niçin rahatlıkla her yerde öğrenmeliyiz, öğrenemiyoruz? Devlet bunun şeyini sağlamalı. Altyapısını sağlamalı. İşte biz de o laik kesim adeta din adına her şeyi sanki devlete karşı, laikliğe karşıymış gibi böyle kullanmaları, batıdakinden çok farklı laikliği Türkiye'de bir din haline getirmeleri, Müslümanlara da bu sefer bu işte cemaat mensupları diyor ki ya bak zaten devlet dinsiz kardeşim, sen dinini yaşayamıyorsun, çocuğun istediğin gibi okutamıyorsun, çocuğun başörtülü okuyamıyor, bilmem ne yapamıyor. İşte bataklık alanları yaratıyor devlet. Halbuki bu laikliği biz bir din gibi anlayacağımıza, laikliği bir sistem olarak anlayabilseydik, algılayabilseydik, Müslümanların ihtiyaçlarını karşılayabilseydik. Yani bir cuma günü... Ya toplumun diyelim hatta. Toplumun. Yani tabii Müslümanlar da bu toplumun. Evet, tabii toplumun. Yani insan cuma namazına gitmek istiyor. Kardeşim mesai saatini cuma saatine ayarlayamıyorsun ya. Böyle bir devlet olmaz. Böyle bir toplum olmaz. Bu devlet laik devlet değildir. Bu devlet faşist devlettir. Bu devlet teokratik devlettir. Yani toplumun ihtiyaçlarını, Veysel'in dediği gibi Müslümanların değil, aynı şekilde Hristiyanların, Musevilerin veya ateistlerin düşünce, vicdan ve inandıkları gibi cumartesi yaşamayı... Cumartesi ve pazarın tatil olması Türkiye'de. Cumartesi biliyorsunuz. Tabii. Yahudilerin ibadet. Ya Müslüman tatil de yap demiyor. Ama misal aklıma tabii geldi cuma yani. Saati. Cuma saatini Müslümanlar rahatlıkla namazını kılacağı alanı şey et. Aynı şey ya başörtülü. Başörtülü her görevi yapsın. İstiyorsa başını örsün, istiyorsa açsın. Devlet bununla ilgilenmemeli. Devletin kurumları işte maalesef bir generalimiz çıkıyor Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin milli eğitim politikasının yanlış olduğunu söylüyor. Ya senin işin askerlik arkadaş. Sen askersin, generalsin. Nasıl savaşacağını, Türkiye'nin savaşta nasıl savunacağını öğrenecek. Bu senin vazifen değil. İçine sızanları tespit et. Evet, içine sızanları tespit et. Eskiden pantolonun dizinden tespit ediyordun. Bilmem ne yap. Yani
Türkiye'de maalesef o işte kendine cumhuriyetçi diyen veya işte o kurucu irade olduğun ki ben bunlara inanmıyorum. Yani kendi tanımlarını söylüyorum. O konuda da söylenecek çok şey vardır. Adeta laikliği demin Veysel'in dediği gibi bir din gibi karşısında da İslam, İslam'la laikliği çatışır hale getirmelerinin sebebi budur. Birkaç yani. Cümle de bu konuda Veysel'e. Bir de mesela konumuz aynı zamanda cemaat olduğu için. Şimdi 28 Şubat sürecini hep beraber yaşadık. Bursa'da en sıkıntılı bölgelerden bir tanesiydi. Şimdi 28 Şubat'a baktığımız zaman insanların normal, hiçbir ideolojisi, siyasi bir tavrı olmayan sıradan insanların, sıradan öğrencilerin başlarını örterek İmam Hatip'e gitmelerine, Kur'an kurslarını kapattılar. İmam Hatip'e gitmelerine, üniversiteye gitmelerine engel oldular. Burada şu oldu. Alenen Refah Yol iktidarı darbeyle devrildi. İslami kesim legal şartlarda bizim siyaset yapmamıza izin vermiyorlar. Dolayısıyla siyaset yapmanın çok da gerekli olmadığı noktasına geldi bir kısmı. Tabii canım. İktidar oluyorsun, birileri geliyor. Seni alaşağı ediyor. Bugünkü cemaatin kendisine yol bulmasının en önemli sebeplerinden birisi budur. Tabii. Toplumda, evet. Bunu yapıyor. Sonra ne oldu? Kızlar, erkekler ayrı sınıflarda olabilir. İmam Hatip'e çocuğunu gönderemeyenler, kapısında asker polis olduğu için cemaatin okullarına, imkanı müsait olanlar cemaatin okullarına yöneldiler. Devlet eliyle. Devlet eliyle. burada onlar devşirildi. Bir bu. İkincisi, askerin o dönemki İslam karşıtı görüntüsü toplumu Mehmetçik dediğimiz askerden soğuttu. O dönemde mesela ondan önce bir arkadaşımı hatırlıyorum. Daha sonra rahmetli oldu. Bir emekli generalle ilgili bir anekdotunu anlattı. Dedi ki, ya ben dedi 3 sene önce bir askeri jip görsem heyecanlanırdım. Şimdi tabii beni bile nefret eder hale getirdiler. Askeri öğrencilerin askeri elbiseleriyle, asker şahısların asker elbiseleriyle Bursa'da çarşıya çıkışı yasaklandı. Önceden sivil elbiseyle çıkış yasaktı. Hı. Esnafı normal ere bile tepki gösterir hale getirdiler. Maalesef. Şimdi böyle bir görüntüde insanlar gerek Gülen grubu olsun gerek başka kesimler olsun bir takım limanlar aradılar. Orayı da liman olarak gördüler. Evet, süremiz bitti. Bir şu cümlemi bitireyim. Şimdi 28 Şubat'ta bunu yapan irade toplumu askerden yaka silker hale getirince arkadan Ergenekon balyoz operasyonlarında doğru ve yanlış sapla samanın bir araya konulması ağırlıklı olarak asker şahıslarla ilgili olduğu için hataları görmesine rağmen itiraz etmedi. Evet. Bu onların kendi içlerindeki, kendi cemaatin, kendi yapılanması ve kendilerine karşı olacak rütbeli askerleri Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizlemesinin altyapısını hazırladı. Bu güzel, bakınca, güzel bir konuya başladık. Buradan devam edelim. Yalnız evet, ara vermemiz lazım. Biliyorsun bu evet, sürelidir bu işler. Baskı de altındayız. Araya reklam tabii. Reklam da televizyonun lazım yani, devam etmesi reklam için lazım. Reklam baskısı yani. Reklam baskısı evet, maalesef. Devam edeceğiz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. En son cemaatin vesayetle mücadele meşruiyeti altında geliştiğini, serpildiğini, aslında bugünlere bu yolla geldiğimizi herhalde anlatıyorduk. Orada kalmıştık Veysel Bey. Buyurun devam şimdi edin. Şimdi şunu diyorduk. 28 Şubat'ın din karşıtı görüntüsü, İmam Hatiplerin Kur'an kurslarını falan önünün
kesilmesi neticesinde muhafazakar kesim düşüncelerini tasvip ettikleri için değil ama hiç olmazsa çocuklarını muhafaza etme adına imkanı olanlar cemaatin okullarına gönderdiler çocuklarını. O ciddi bir kısmı bir kayıp nesil olarak düşünülebilir. Yine o görüntünün arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan operasyonlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski o görüntüsü, o imajı sebebiyle bu Balyoz, Ergenekon vesaire gibi davalarda sapla samanın işte 3 tane suçlunun yanına 50 tane suçsuz koymak suretiyle askerlere çekilen operasyonda görülmesine rağmen yanlışlığa muhafazakar kesim pek itiraz etmedi. Evet. Çünkü hala daha kafasında o eski imaj vardı. Bu anlayış FETÖ yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendilerine karşı olabilecek kesimi tasfiyesini kolaylaştırdı. Evet. O dönem itibariyle de toplumsal taban noktasında biraz meşrulaştırdı. Evet. Şimdi gelinen noktaya 15 Temmuz darbe girişimine bakıldığı zaman belki de 28 Şubat süreci 15 Temmuz darbe girişiminin birinci basamağıydı yahut da altyapısıydı diye de düşünülebilir diye değerlendiriyorum. Evet. Burada şunu da ekleyelim izleyenlerin en azından kafası karışmasın. Yani bunu sadece böyle basit bir cemaat, işte bir dini önder bulup onun etrafına toplanma değil. Bu tip cemaatler maalesef öncelikle yabancı istihbarat örgütleri tarafından ciddi şekilde organize edilirler, katkı sağlanırlar, bilgi ve lojistik destek verilirler. Bu cemaate Amerika'nın, CIA'nin bu şekilde destek verdiği gibi bunlar kendi başına bütün bu işleri becerebilecek kabiliyette değildir. Çünkü sorgulama kültürleri yoktur. Bunları ancak bir üst akıl bu şekilde etkili, güçlü, yıkıcı, tahrip edici güce ulaşmaları onların desteğiyle olur. Onu bir yazar arkadaşımızın 2009'da yazdığı bir makalede diyor ki, şurada Kızılay'dan meclise kadar bilmem kaç tane ışıkla, kırmızı ışıkla karşılaşıyoruz, evet. Bekliyoruz, geçiyoruz. Türkiye'nin her tarafında bir yapılanma var ve hiçbir kırmızı ışığa rastlamıyorlar. Evet, bütün ışıklar yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Ve bütün işler, bütün kurumlarda evet. Gayet rahat işliyor. Evet. Sonra bakıyoruz, dünyanın bütün ülkelerinde yine hiçbir kırmızı ışığa rastlamadan hep yeşil ışıkla geçiliyor. Evet. Evet. Burada sorgulanması gereken, kırmızı ışığa rastlamadan yeşil ışıkta geçenler değil de sinyalizasyon sisteminin başındaki kim? Evet. Evet. Neden onlara esas, sürekli esas yeşil buna yaşam? Buna bakmak evet. lazım diyordu. Evet. Şimdi gelinen noktada sinyalizasyon sisteminin başında kim olduğu? Sistemi kuranın kim olduğu? Samimi olarak kendi inancı, emeği, orada daha iyi şeyler yapabileceği, daha iyi insan olabileceği kaygısıyla oraya giden samimi insanların nasıl bir malzeme haline, malzeme olarak kullanıldığı ve daha sonra yüzüstü bırakıldığı, şu anda toplumdan o ibadet denilen kesime baktığımız zaman, dışlanarak nasıl bir aynı zamanda uzun vadede daha büyük bir sosyal travmaya sebebiyet verildiği şimdi daha net anlaşılıyor. Peki tam da bunu soracaktım. Bu soruyu da sorarak artık diğer evet. konulara geçelim çünkü süre baskısı altındayız. Evet. Bu kayıp nesil sizin tabirinizle ve bu ibadet kısmında kalan o samimi insanlar, kullanılan, aldatılan insanlara samimi niyetlere ifade edilen. Evet. Devletin şu anki muamelesi doğru mu? Ve doğru değilse ne şekilde olmalı? Ne yapılmalı? Bunlar nasıl tekrar
Yani rehabilitasyon yapılmalı, topluma nasıl kazandırılmalı? Ya devlet bu aşamaya geçmedi. Şimdi burada biraz dikkatli olmak lazım. Böyle sürekli merhamet ve mazlum şeyleri de çok doğru değil. Devlet ciddi bir tehlike atlattı. Ve bu senin devlet ciddiyetinden haberimiz var. Ben evet, Veysel Bey'e sormuştum. Evet, ya. Sen belki cevabımı beğenmedin. Beğenmedim. Evet. Açıkçası ama, evet, Veysel Bey'den belki daha merhametli bir cevap merhametli bir cevap alabilirsin ama yakın böyle büyük tehlike geçmiş değil. Hemen henüz daha bu meselenin köklerine inilmeden mağdur edebiyatları da doğru değil. Maalesef bu mağduriyet edebiyatını yine belli kaynaklar körüklüyor. Elbette bu doğru değil. Bir mazlum varsa sen 100 kişiyi cezalandıramazsın toplu bir şekilde. Bunu i̇şte da inanan, da, bilen da bir insanız. Ancak burada karşınızdaki, biraz önce söylememin sebebi oydu. Karşınızda bir tane efendim vaiz, imam, işte etrafına da toplamış böyle bunlar, gökten peygamber bir anda indi nur halinde, işte soruların cevaplarını bize söyledi gibi böyle Mehdi filan teraneleriyle toplanmış bir sürü yoktur. Karşınızda ciddi şekilde dünyayı yönetmeye çalışan, dünyayı ben yönetirim diyen bir zihniyet, büyük bir haçlı kafası ve bu haçlı kafasının istihbarat birimlerinin Türkiye'de oyun alanına soktuğu bir grup var yani. Siz eyvallah, bununla bir devşirdiği sizden görünen kişiler var. Yani burada ben devletçi değilim. Ben insan haklarını, tam tersi, devletin karşısında insan ve insan hakkını savunan biriyim ama toplumda da bunu şey etmesinler, çok kullanmak da doğru değil. Eyvallah. Dikkatli ama olmak lazım yani. Üçümüz de avukatız, üçümüz evet, de adliyelerde işleyen evet, süreçten haberdarız. Evet. Ben bu süreçlerin çok sağlıklı gitmediği kanaatindeyim kendi adıma. Bunu siz de görüyorsunuz ve daha dikkat, elbette bu mücadele yapılmalı, yapılıyor zaten ama daha dikkatli olunsa bu toplumdaki o en alttaki tabaka, işte Mustafa Aydın Hoca'nın da söylediği sempatizan ve taraftar kitlesi olarak adlandırdığı o kesim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ibadet halkası olarak tavsif ettiği o kesimle ilgili muameleyi soruyorum ben. Ya üstadım, şimdi Allah aşkına o tabaka dediğin, ben şimdi burada savcılık yapmayayım ama sorular çalınıp getirilip de hoca efendi bunu rüyasında görmüş deyip alıp sınavlara girdikleri zaman, filan yere memur oldukları zaman, senin onun bunun çocuğunun hakkına, hukukunu elinden çaldıkları zaman hiç böyle bir şey düşünmüyorlardı. Şimdi diyorlar ki yok biz kendi aklımızla yaptık %100 soruyu. Şimdi bunların şeyin arasına saklanarak, gizlenerek efendim aradan sıyrılıp kaçmaya çalışıyorlar. Veysel yani bu da doğru değil yani. Konuşsaydı belki farklı ama, şeyler evet, söylerdi. Ama peki. Belki bana söylediğin için şey yaptı. Belki o manada da tamamı soru çaldı demek. Tabii canım, ben tamamı demiyorum. Genelleme ama, yapmak evet, çok doğru değil. Yalnız bizim şöyle bir duygusal bir toplumuz. Şark toplumlarının karakteristik özelliği. Evet. Bizde biraz daha fazla belki. Bizde insanlar şöyle bakıyor. Bugün işte bu şu 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 yanlışları yaptı. Hukuken de bunların şu kısımları suç. Bunun cezalandırılması lazım. Doğru, evet, hukuk zemininde de. Evet. Belki kendi becerse, kendi imkanı olsa, sıkıntısız bir şekilde halledeceğine inansa, çok daha fazla cezalandırma, kendi kendine de cezalandırmayı düşünebileceği birisi. Hukuk yakasına yapışıyor, cezaevine koyuyor. 20 gün sonra onun ayakkabısı delik bir çocuğunu görüyor. Bu sefer yapılanların yanlış olduğunu düşünmeye başlıyor. Aynı insan. Bunun psikolojik, sosyolojik tahlillerinin çok sıhhatli yapılması lazım. Evet. Bu mağduriyet edebiyatı doğru yapılıyor. Ancak bu kadar insan içerisinde hiç mağdur olan yoktur, tamamı da şudur demek ne kadar doğrudur onu ben bilemem. Ona neticede yargı karar verecek. Sıhhatli bir yargılama sonucunda. Ama
samimi olarak bir şeye inandığı için dışlanan insanın, ben 17-25'te ayıkan insanlar olduğunu birebir biliyorum. 15 Temmuz'a kadar gelip 15 Temmuz'da ya bu biz olamayız. Yani eğer bu bizsek biz kimiz diye sorgulayan insanlar olduğunu biliyorum. Evet. Yani bu insanların Cenab-ı Allah'ın kabul ettiği bir tövbe kapısı var. Eğer suça vesaireye bulaşmayan insanlar varsa. Bu insanların burada bir yanlış yapılmış ve ben bu yanlıştan ariyim. Bu yanlışla benim hiçbir şekilde bir müştereğim bu yanlışı yapanlarla olamaz demelerinin önünü kapatmamak lazım. Yani tövbe kapısının Allah tarafından sürekli açık bırakıldığı gibi, haşa kıyas kabul etmez ama devlet bir yandan tövbeye davet edip bir yandan da kabul etmemesi anlamında uygulamalar yok, doğru ama devlet, olamaz. Bak, etkin devlet kendini etkin de korumak durumunda. Herhalde. Devlet bir darbe girişimi vardır. Evet. Bu darbe girişiminin başında işte bir iki tane dünyada kurgulanan darbelerden, başarısız olanlardan bir iki tanesinden birisi bu. Ya tabii şimdi tövbe kapısı açık da ama sen itiraf edip af dilersin ve tövbe dileğin şimdi, kabul olur. Şimdi burada Şerdi Bey'in de değil, suça bulaşanlarla ilgili falan değil benim anladığım. Ama evet, şu var şimdi, bakın biz de bunu rastlıyoruz. Ben de geliyor büroma, konuşuyoruz. Adam ilk başta konuştuğunuzda diyorsun ki ya Allah Allah, yazık ya, bu adam mağdur edilmiş diyorsunuz. Ama böyle ağzından kerpetenle cümleleri alıyorsun. Hatta ben geçenlerde birini büromdan kovdum yani. Bir müddet sonra başlıyor işte o cemaatin klasik, hepimizin bildiği şeylerin içine girmeye başlıyor. Şimdi burada elbette ki bir tane mazlumun saçının teline zarar gelmemesi lazım. Ama hiç kimse de bu milletin merhamet duygularına sığınarak böyle bu şeytani planların bu milletin içine yeniden nifak sokmasına da engel olmamız lazım. Devletin etkin pişmanlık yasaları vardır. Bu cemaatin içinde olanlar insan gibi çıkarlar. Evet, ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Bunlarla işte şu şunları yaptık. Şurada şu toplantılarına da gittim. Şurada himmet de verdim. Şurada işte sohbetine de katıldım. İşte şurada gittim, kurban parası da istedim. Filan abilerimizle bilmem nereye ne yaptık der. Etkin pişmanlıktan faydalanır ve dışarı çıkar. Şimdi bu da, bu imkan da var. Ama şimdi burada şunu sorayım ben. Adil Öksüz 14 Temmuz'da gelseydi, bir emniyet görevlisi, bir MİT görevlisi veya bir savcı size deseydi ki ya bu adam bu memlekette, kardeşim Türk Hava Kuvvetleri hemen hemen adamın emrinde, yani isterse dilediği yeri vurdurur, eder, bombalatır deseydi Adil Öksüz veya onun gibi bir başkaları için, Türkiye'de kaç kişi inanırdı buna? Adil Öksüz üzerinden örnek vermeseydin iyiydi, o hala kimliği meçhul bir şahıs bana göre. Sonradan yeşil gibi bir şahıs karşımıza çıkarsa hiç şaşmamak lazım. Bu konuyu burada bitirelim ve başkanlık tartışmaları tekrar. Geçen hafta biz tam isabet kaydetmişiz gündem belirlerken. Evet. O zaman daha bu kadar somutlaşmamıştı, ete kemiğe bürünmemişti. Bugün artık başkanlık referandum tarihi verilmeye başlandı. Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 17 Nisan 2017 tarihini telaffuz etti. 17 Nisan herhalde, bakmadım takma ama pazar güne geliyorsa AK Parti sever yani önceden tarih verir ve o gün Hayati Yazıcı bakıp söylemiştir herhalde. Evet, bakıp 17 Nisan. Takma bakmıştır. Bakmıştır gibi, yani. Dersin çalışmadan söylememiştir. şimdi Devlet Bey'in tutumu da daha netleşti bu hafta. Tutumundan ben şöyle anlıyorum. Yani bu referandumun önünü açacağız. Halkın kararına da saygılı olacağız. Şeklinde özetlenecek, evet, bir şey var. Bizim içerimizden çıkacak olan 2-3 tane fireyi de atacağız partiden. Yani o da net. Yani şu anda gördüğüm, anladığım bu. Siz bu konuda o çevreyi daha yakından takip eden, bilen, o gelenekten gelen iki tane sevgili meslektaşımız olarak sizlerin de görüşlerini alalım. Önce misafirimiz bu konuda, evet, fikirlerini söylesin, dinleyelim. Evet.
Şimdi başkanlık sistemi, Türkiye'de tartışılan başkanlık sistemi ve teorik manada başkanlık sisteminin çok üst üste örtüşmediğini düşünüyorum ben. Daha gelmedi ama yani somut bir şey gelmedi önümüze, bir tartışmadır tabii gibi. Yani hangi zemin, hangi şekil, hangi siyasi partiler yasası, buna bağlı hangi anayasal değişiklikler, bunlar çok net değil. Mustafa Şentop sizin döneminizde herhalde. Bizden sonra. Evet. Yani bizden bu hafta sonu, bu hafta sonu Afyon'da kampa girecekmiş AK Parti. Başkanlık kampı diye öyleymiş adlandırılıyor. Evet. Ve herhalde önümüzdeki hafta daha somut 12-13 maddelik aslında başkanlık sistemini getirmek amaçlı ama onun gelmesi halinde anayasada gerekli tadilatlar, düzenlemeler içeren bir mini paket düşünüyor AK Parti. Evet, şimdi o mini paketin tabi uzantısı olan başkanlık sisteminin altyapısı nasıl olacak? Bunların falan hiçbiri net değil. Sadece şu anda tartışmaların özü Tayyip Erdoğan başkan olsun mu olmasın mı? Hı. Öyle değil mi? Şu anda yani bakan karşı çıkan onun için karşı çıkıyor. Evet. Taraftar olan da onun için taraftar oluyor. Evet. Böyle bir başkanlık sistemi tartışmasının zemininin sağlıklı olmadığını, sonucunun da sağlıklı olmayacağını düşünüyorum ben. Ama vakada bu. Vakada bu. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kıymet hükmü var. Bir de gerçeklik hükmü var. Şimdi gerçeklik hükmünün bu olması, kıymet hükmünün de aynı olduğu manasına gelmez. En iyisi örtüşmesidir tabii ama asıl olan odur. Örtüşmesi ama örtüşmediği için böyle kısır bir çekişme tabii içinde kalıyoruz. Türkiye'deki yapı siyasi partiler yasası vesaireye baktığınız zaman zaten bir başkanlık sistemi var. Mevcut seçilmiş cumhurbaşkanlığını kastederek demiyorum sadece. İşte birkaç tane parti başkanı var. Ve bütün partilerde onlar ne derse o oluyor. Onun için her birinin kendi içerisinde zaten uyguladığı bir başkanlık sisteminin Türkiye genelinde uygulanmasına karşı çıkmaları gibi de bir şey var. Biz ben işte siyasetle falan uğraşıp il başkanı olduğum dönemlerde ya sizin diğerlerinizde ne farkınız var falan filan diye o dönem çok sık sorulurdu bize. Evet. Ben diyordum ya küçük bir fark var aramızda. Bizim liderimiz tabanın sözcüsü, diğerlerinin tabanı liderin sözcüsü. Yani böyle küçük fark var gibi. Evet, şimdi başkanlık küçük sistemi toplumun ihtiyacı mı, devletin ihtiyacı mı? Yani mevcut gerilim de hesaba katılarak diyorum. Mevcut siyaset yapısındaki parlamenter sistem ve başkanlık sistemi, fiilen başkanlık sistemi gibi uygulanan ama resmen parlamenter sistem gibi görünen, aslında bütün vekillere birkaç kişinin karar verdiği bir demokratik yapımız var. Başkanlık sisteminden daha ağır bir yapı var. Yani şimdi evet. Burada bunların birçoğunun netleşmesi lazım. Ben toplumun sadece başkanlık sistemi değil parlamenter sistem noktasında da kendi iradesinin meclise yansıdığını falan hiçbir dönemde düşünmemiş olan bir insanım. Şimdi bu konuda işte Ali Bey ta başından beri bu programa başladığımızdan beri başkanlık diyor, başka bir şey demiyor. Bu tabii konuda... Ali abi eski yurt başkanlığından falan geldiği için. Yani bu sistemin en Yılmaz savunucularından birisi yani başkanlık sisteminin. Ama şu anda geldiğimiz noktada bu tartışmaların teorisinden çok pratiğine yani ve önümüzdeki sürece ben odaklanmak istiyorum biraz daha. İnsanlar onu da merak ederler. Mesela şimdi referanduma gidildi Ali abi ve 17 Nisan'da referanduma gidilmesi halinde büyük ihtimal bunun referandumdan MHP'de yani oraya kadar götürdüğü bir şey herhalde orada bırakacak hali yok. Ondan sonra her ne kadar dese ki biz halkı şey bırakıyoruz, serbest bırakıyoruz falan dese de onun kitlesi onu anlayabilecek. Yani liderin az önce söylediği şeyi tercümanı yani liderin hislerinin kalbinin atışını bile hemen anlayıp ona göre amel edebilecek bir yapıya sahip olduğumuz için yani orada
o bırakacak değil. Diyelim ki başkan da seçildi ve diyelim ki Allah ömür verirse Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ilk başkanımız oldu. Şimdi sorunlar bitmiyor, hukukçuyuz. Şimdi mevcut Cumhurbaşkanı'nın daha 2 yıllık süresi var. Başkan seçildi. Peki bu kalan 2 yıllık sürede adı ne olacak? Cumhurbaşkanı mı olacak, başkan mı olacak? Ondan ya sonra... Aynı şahıs ve olunca bu, fark etmiyor. İkisi evet, de olabilir. Evet. Peki ama bunun geçiş süreci nasıl formüle edilecek? Edildi diyelim, mevcut milletvekillerinin durumu ne olacak bu sefer? Yani seçime gidilmezse bunlar... şunlar şöyle şeyler söyleniyor. Ben bakıyorum, çok benim kafama yatmıyor. Mesela mevcut milletvekillerinin milletvekilliği sıfatının devam etmesinde herhangi bir beis yoktur deniyor. Hakikaten de tam Türk tipi bir şey olur o zaman. O Türk tipi falan olmaz. O çok daha karmaşık ve garip bir şey olur. Parlamenter sisteme göre seçilmiş bir milletvekili ve bir de başkan var. Bunların aralarındaki münasebet vesaire, kabine ve yani bunların tamamı yeni bir seçim sakat. Bence gereklidir kanaatindeyim. Eğer başkanlık sistemine referandumla geçilirse meclisten ayrılmak istemeyen milletvekilleridir herhalde. Evet. Onlar birlikte veya eş zamanlı, birbirine yakın, çok yakın tarihli falan yapılmak zorunda. Başka türlü olmaz. Ama şimdi işte burada, bu herhalde mevcut milletvekillerinin de kalan süreleri sizi bitirttiririz, merak etmeyin. Tabii. Onları yani başkanlık sisteminin yani önünde arıza çıkarmasınlar diye yani şimdi. Ya şu olabilir tabii. Mesela başkan seçilir, atıyorum diyelim, anayasal değişiklik gerekiyor zaten. Anayasada yapacağınız değişiklikle referandum tarihi de belli ise koyacağınız bir geçici maddeyle işte bu tarihte başkan seçildikten sonra veya görevi sona erer mevcut cumhurbaşkanının, böyle bu düzenleme bir yapılabilir ve geçilebilir. Yani o kalan süreler açısından muhtemelen mevcut milletvekilleri parlamento için de ayrı bir tarihte seçim yapılabilir. Bunlar mümkündür. Şimdi bir de öngörünüzü burada, de alalım burada da alalım. Ben bu sefer çıkacağını düşünüyorum. Çünkü sadece MHP değil, CHP'nin ve farklı kesimlerin de Türkiye'de bu... HDP sözcüsü Selahattin Demirtaş bile yani nasıl bir başkanlık istediklerine getirsinler biz bakalım şimdi, falan diye. Evet, onu geçen programda da söyleyeyim. Aslında burada AK Parti'yi eleştirebileceğimiz şey budur. Yani yıllardır Türkiye'de başkanlık sistemi diye barbar bağıran insanların ortaya bir model koyamamış olmaları samimi olmadıklarının bir göstergesidir. Yani ben şu ana kadar samimi olduklarını düşünüyordum. Ama en samimi bu konuda meğer Devlet Bahçeli. Evet. En ne yaptığını bilen Devlet Bahçeli'ymiş. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışından sonra apar topar efendim bir tasarı, bir teklif var. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani ben şunu zannediyordum. Bu arkadaşlar... Bahçeli de başkanlığa aday olacak olmasın? Hayır canım, AK Partililer zannediyordum ki ciddi şekilde ellerinde çalışmalar var. Efendim işte bu konuda ellerinde anayasa tasarıları, teklifleri var, çalışmaları var. Bu işi bir hafta içerisinde bir tasarı haline getirebilirler. Var ama ya. Kamuoyuna... Çok yoğun çalışmalar oldu. Yoğun çalışıyorlar ama... Biz bile anayasa yazdık gönderdik abi. Ya siz bile yazdınız ama anayasa, bakın şimdi bu söylenip duruyor. AK Parti şunu yapması gerekirdi. Bizim teklifimiz şu, kamuoyuna bunu ilan etmeliydi. Kamuoyu bilmiyor. Dikkat eder, tartışmaları AK Parti büyütüyor. Nasıl bir başkanlık? Şöyle başkanlık. Yani siz bunu kamuoyuna deklare edersiniz. Kamuoyunda sadece siyasiler değil, akademisyenler de bunu tartışır. Efendim işte yazar çizer takımı tartışır. Parlamentolar, siyasiler. Herkes bunu tartışır, olgunlaşır ve bir ortaya en mükemmel olmazsa da işte en azından toplum tarafından tartışılmış bir teklif, tasarı, bir şey ortaya çıkar. Falan görürsün. Bu arada eksikleri görülür tabii. Sadece anayasa değişikliği yetmez. Siyasi partiler kanunu değişmesi lazım. Seçim kanunu değişmesi lazım. Tabii, İşte parlamentonun yapısı, parlamentonun seçim şekli değişecek, değişmesi lazım. Birçok şey. Yargının pozisyonu ne olacak? Yani HSYK, ben orada hep söylüyorum, Hakimler Kurulu'yla Savcılar Kurulu'nu da ayırmak lazım. Hatta onu fiziki olarak da adliyenin dışına çıkarılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunlar nasıl seçilecek? Bunlar nasıl belirlenecek? Bunların hepsinin toplumun önüne getirilmesi gerekirdi. Şimdi alelacele MHP böyle bir destek
açıklamalar yaptıktan sonra apar topar alelacele bir şeyin ortaya çıkması da şahsen ürkütüyor yani. Tabii, bu doğru bir hazırlık şey değil, hazırlıksız bir şey. Daha önceden hazırlık yani olmadığını gösteriyor. İkincisi evet, de şöyle bir şey var. Hazırlık olmadığını gösteriyor. Başkanlık sistemi demek her halükarda iki farklı grubun etrafında artık parlamentonun oluşması manasına geliyor. Tabii. %51'i bulmak zorunda evet çünkü. Şimdi bu da haliyle diğer de %49'da %48'de kalacak. Bu yani da bir gruplaşma mevcut var görüntüyle yine sağ partilerin tek bir aday arkasında, CHP ve HDP'nin de başka bir aday arkasında birleşmesi gibi, zorunlu olarak birleşmesi gibi evet bir şey ya gündeme tabii getiriyor. Yani tabii Selahattin Demirtaş'ın demesinin var orada, her birinin kendi seçime gireceği blok içerisinde de bir pazarlık gücü olacak. Böyle de bir şeyi var zannediyorum. Yani bu sürece yine bakalım, yine ya konuşuruz. Tabii, şunu da başkanlık burada meselesini önümüzdeki hafta o sizin eksik gördüğünüz husus karşımıza çıkacak. Yani şimdi başkan yardımcılarıyla birlikte toplumun önüne çıkıp bu önceden ilan edilmeli ve seçime de böyle gidilmeli. Yani Veysel çıkıp ben işte başkan adayıyım değil, bence mevcut kaç yardımcısıysa, bu yardımcılıklara bağlı olan kuruluşlar nelerse bunlar belirlenmeli ve bu şekilde toplumun önüne, senin ekibin de toplum önünde olmalı ve toplum buna oy vermeli. Yoksa bir tane adam çıkıp işte Şakir başkan adayımız. Şu anda başkan ve başkan vekili belli abi. Başkan Tayyip Erdoğan, vekili Devlet Bahçeli. İki dereceli seçim yani, sistemi olmadan benim gördüğüm o bu yine sağlıklı olmayacak. İki dereceli seçim sistemi olmalı tabii. İki dereceli işte, daraltılmış bölge. Bölge aynı şeyi düşünüyorum. Yoksa evet, başka evet türlü başka her biri türlü sıkıntı olur. Neyse, İki turlu ve dar bölge sistemi şu olacak. Şu anda bu tartışmalar evet zaten devam edecek. Diğer konumuza çok fazla vakit kalmadı ama yine Veysel Bey'den bu Musul operasyonu ile ilgili bir değerlendirme alalım kısaca. Evet. Bu hafta konumuzu konuşturmuş olalım ağırlıklı olarak. Şimdi Musul meselesi tabii dünyanın çözemediğini biz çözebilecek halde değiliz ama evet. Şimdi Musul'u IŞİD nasıl ele geçirdi? Önce ona bir bakmak lazım. Irak'ın genel yapısında Sünniler azınlık, Şiiler çoğunluk. Suriye'de Amerika ile kavga eden İran, Irak'ta Amerika ile el ele her şeyi yapıyor. Kol kola. Kol kola, el ele birlikte karar tabii veriyorlar. IŞİD'in yönetiminde de bana göre birlikte karar veriyorlar. Eş başkanlık sistemi muhtemelen. 700-800 civarında bir IŞİD'ci Musul'a gidiyor. 60-70 bin silahlı asker silahlarını, ağır silahlarını dahil bırakarak Musul'u terk ediyorlar. Paraları Merkez Bankası'nda. Her şeyi bırakarak. Dolarları bırakıp kaçıyor. Burada işte Musul'un IŞİD tarafından işgal edilmesinden önce Irak'taki mevcut Amerikan-İran ortak yapımı Şii yönetim oradaki Sünnilere her türlü zulmü yapıyordu. Evet. Hiçbir hakları yoktu. Her türlü tecavüzler, gasplar, öldürmeler, işkenceler falan vardı. Muhtemeldir ki ağırlıklı olarak Sünni yapıya sahip olan Musul'daki insanlar da, hatta oradaki askerler de, çoğunluğu Sünni kesimden oluşan askerler de, dinsizin hakkından imansız gelir hesabıyla kendiliklerinden bıraktılar. Ama sonra IŞİD, genel olarak Müslümanın, özelde de Sünni İslam'ın cani gösterilmesi ve Batı'nın yeni bir düşman figürü olarak icat edildiği için evet bu misyonunu bitirdi. O misyonunu bitirmesiyle beraber IŞİD'in üzerine gittiler. Gitmeye, daha doğrusu gider gibi yaptılar. Çünkü Amerika ilk Suriye'ye bombalamaya başladığı zaman da diğer daha ılımlı hatta örgütlerin Kaptan Köşkü'nü, IŞİD'in ayak takımını bombalıyordu. Hala da öyle yapıyor Suriye'de. Yanlışlıkla oraya silah bile attı hatırlarsan. Tabii. Hala yani da. Değil mi? Amerika hala böyle yanlışlıklara böyle çok sever. Tabii. Hala da benzerini yapıyorlar. Şimdi Musul'dan IŞİD'e bir kaçış
koridoru bıraktılar ve onların tamamını Suriye'ye doğru sevk ediyorlar. O yolu açtılar ve Suriye'ye girişini de engellemiyorlar. Suriye'de ne kadar fazla IŞİD'çi olursa Türkiye'nin başına bu kadar fazla bela demektir. Biri bu. Türkiye ne yapmalı şimdi? 3 dakikamız var şu anda süre olarak. Türkiye'nin şu andaki durumu, pozisyonu. Biz önce bizi Musul operasyonuna dahil etmediler. Sonra Cumhurbaşkanı biz hem sahada hem de masada olacağız dedi. Olabilecek miyiz sahada ve masada? Şimdi ben devlet olmalı mıyız? Biz devletin elindeki bilgileri bilmiyoruz. Devletin elindeki istihbaratı bilmiyoruz. Biz de azıcık eli kalem tutan veya ağzı laf yapan herkes devletin bütün bilgilerine sahipmiş gibi çok rahat konuşuyor. Ben o kadar pervasız değilim ancak Türkiye kendi tarihine yakışır, kendi geleceğini garanti güven altında alacak ne gerekiyorsa onu yapmalı. Orada da asla kendisini bir ağabey olarak gören Sünni dünyanın gözü önünde Musul'da bir İran menşeli militanlar tarafından, asiler tarafından Sünni katliamının yapılmasına asla müsaade etmemeli. Yani buna gücümüz yeter mi? Bu bizim başarabileceğimiz... İsterse yeter. Bizim ben başarabileceğimiz bir şey midir? Türkiye'nin belki aktif güç itibariyle bir takım büyük devletlerle mukayese edilebilecek gücü olmayabilir. Ancak bütün devletler için geçerli bu. Dünyada hangi ülkeye isterse ona zarar verme, onun projelerini sabote etme potansiyeli en yüksek ülke Türkiye. Bak Cerablus'da sınırlı bir operasyon yapıldı. Oradaki bütün programlar alt üst oldu. Hatlar karıştı. Ezberler bozuldu. CIA'sı ayrı söylüyor, FBI'sı ayrı söylüyor. Aynı yapının ya, dahi. Bu bölgede de Türkiye'nin etkin gücü var. Türkiye. Yani bu yatsınmaz bir şey. Ve sadece Başika'da değil, birçok bölgede askeri şeyleri var Türkiye'nin. Askerisi halkın, Sünni halkın evet, büyük bir kısmı büyük Türkiye'nin bir kısmı yanında. Türkiye'nin yanında. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını maalesef ne içeridekiler ne dışarıdakiler anlayamadılar. Bir eski Türkiye iki değil cümle artık. De kendime tanıyabilir miyim? Bir şimdi... Evet. Burada Veysel Bey sürekli hani Sünni yani oluşum içerisinden... Mezhepçilik yapmıyorum eyvallah. Ama orada neler yapılabileceğini, o, neler yapılabileceğini ve gelenlerin hangi tıynette olduğunu biliyorum. Tamam, doğrudur ama bu dili yani özellikle siyasilerin, sorumlu siyasilerin mezhepçilik olarak algılanabilecek dili çok fazla... istimal etmemeleri, kullanmamaları bizim oradaki uygulayacağımız şeyler açısından bizim açımızdan yararlıdır diye düşünüyorum. Çünkü doğru. Mezhepçiliğe yol açabilecek. Çünkü hem biz karşı oluyoruz. Niye? Nihayetinde Cumhurbaşkanı bizim Sünnilik diye bir dinimiz yoktur. Bizim Şiilik diye bir dinimiz yoktur. Ama bizim İslam diye bir dinimiz vardır demiştir. Şöyle bir politika yapmıyoruz. Orada bir durum tespiti var. Bak bunu onunla bence karıştırmamak lazım. Orada benim hiçbir siyasi kimliğim de yok tabii, bu arada. Yani hayır burada siz içeride böyle bir şey doğrudur. Mezhepçilik yapılmıyor. Türkiye Sünni dediğiniz gibi bir din yoktur. Ama oradaki pozisyon o maalesef İngiliz ve Amerikan üst aklı oradaki bu mezhep çatışmasını meydana getirerek o amellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Türkiye'de bu duruma dikkat çekmek için bu durumu ve bu tespiti söylüyor. Yani burada çok bence yadsınacak çok fazla bir şey yoktur. Bir de somut yani. O bölgede o dönemde evet. olan bazı tanıdıklardan naklen söylüyorum. O zaman diyorlar diye IŞİD geldi işte Şii köylerinde katliam yaptı falan diye. Şimdi Irak'ta belli bir Şii kesimin dışındakiler de zulme uğradıkları için onların da İran karşıtı bir siyasi duruşu oluşmuştu. Tabii. IŞİD gidiyor, İran yanlısı aşiretlere dokunmuyor, İran karşıtı Şiilere dokunuyor idi daha önceden evet. de. Yani bu çok karmaşık evet. bir olay, durum. Gerçekten takip etmeye değer. Konuşacağız ama süremiz bitti. İnşallah iyi olacak. Bir başka programda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar. Hayırlı.